bugün kalan ekmekleri değerlendirmek istedim. Böyle biraz ekmek kaldı ve biraz bayatladım. Şimdi bunları şu şekilde ince ince dilimler yapacağım. Biz baget ekmek alıyoruz. Bunu isterseniz son ekmeklerle de yapabilirsiniz. Şöyle uygun bir borcamın içerisine alıyorum. Ya da kalmış pide tarzı ekmekleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Çok güzel bir kahvaltılık oluyor. Yufka açmadan börek yapımı diyebiliriz biz buna. Bütün ekmeklerimi borcama dizdim. Şimdi üzerlerine birer parça tereyağı ilave edeceğim. Böyle birazcık daha lezzetlensinler istiyorum. Çünkü şu şekilde üzerlerine birer küçük parça tereyağı ilave edeceğiz. Çünkü başka yağ da kullanmayacağız zaten. Çayımı da ocağa koydum. Çayımız hazır olana kadar böreğimiz de pişmiş olacak. Kahvaltılık pratik bir börek, hem de ekmeklerimiz değerlendirilmiş olacak. Şu şekilde hepsinin üzerine tereyağı ilave ediyorum. Kalan ekmeklerinizi de sizler de mutlaka deneyin. Bunu hem ekmekleriniz değerlenmiş olacak, hem de güzel, lezzetli yeni bir kahvaltılık keşfetmiş olacaksınız. Ekmeklerimizin üzerine tereyağı parçalarımızı da aldık. Şimdi bir kasenin içerisine 3 tane yumurta kırdım. Bunu bir çatal yardımıyla çırpıyoruz. İsterseniz içerisine baharat da ilave edebilirsiniz ama ben üzerinden ilave edeceğim baharatlarını. Tuz da atmıyorum çünkü bunun üzerine kaşar peyniri de gelecek. İsterseniz bunun içerisine sürülebilir peynir de ilave edebilirsiniz. Şimdi bunu ekmeklerimizin üzerine gezdiriyoruz. Şöyle tüm ekmeklerimizin üzerine gelecek şekilde gezdirdik. Ekmeklerimizin üzerine şimdi rendelemiş olduğum kaşar peynirimizi de şöyle serpelim. Her yerine gelecek şekilde. Ben üzerinden biraz da şöyle toz biber serpmek istiyorum. Çünkü hem çok güzel bir lezzet verecek, hem de görüntü açısından da çok güzel olacak. Şimdi bunu ısınmış fırına veriyoruz ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Çok güzel oldu, pişti. Üstündeki kaşarlar da çok güzel kızardı. Gerçekten mis gibi kokuyor. Sizler de mutlaka deneyin kahvaltılarınız için. Çok lezzetli görünüyor. Tabii ki lezzetli olur. Hem tereyağı var, hem kaşar peyniri var, hem yumurta var, hem de mis gibi ekmeklerimiz sıcacık, çok güzel görünüyor. Sizler de mutlaka bu lezzeti denemelisiniz. Sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Kahvaltılarınızı bu şekilde şenlendirebilirsiniz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.